Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Çarşamba benim büromdan gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla güneşli ve oldukça serin başladı. Ancak gün içinde değişecek. Yer yer güneşli, yer yer bulutlu olacak. Kuzey Hessen'de yer yer görülen yağmur yüklü bulutların az da olsa yağmur serpiştirmesi bekleniyor. Yerel don hali sonrası sıcaklık 10 ila 12 dereceye kadar yükseldi. Almanya'da düşük ücret alan 7 milyon 400 bin emekçi ek olarak mini işlerde çalışıyor. Bunların yarıdan fazlasının yani 4 milyon 400 bininin asıl bir işi yok. Almanya'da çok sayıda emekçi hizmet sektöründe ayda 2000 euronun altındaki brüt ücrete çalışıyor. Bu Sol Parti'nin soru önergesine Almanya Çalışma Bakanlığı'nın verdiği cevaba dayanıyor. 2018 yılında kuaförler ortalama olarak brüt 1600 euro civarında bir maaşa çalıştı. Genel olarak Almanya'daki emekçilerin %20'si düşük ücret sektöründe çalışıyor. Tüm çalışanlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre Almanya'daki aylık ortalama brüt gelir yaklaşık olarak 3.300 euro civarında. Yaşamın tadını çıkarma sektöründe kriz baş gösterdi. Korona krizi faturasını TUİ çalışanları ödeyecek. Turizmde yaşanan çöküş nedeniyle dünyanın en büyük seyahat tekeli TUİ her 10. çalışanın işine son verecek. Küresel seyahat kısıtlamalarından en çok Hannover etkilendi. Yaz programının sadece %35'i için rezervasyon yapıldı. TUİ tekeli, maliyetlerin %30 seviyesinde azaltılması için 8.000 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. TUİ tekelinin yılın ilk çeyreğindeki zararı yıllık bazda 203.8 milyon eurodan 764 milyon euroya yükseldi. Şirketin gelirleri de Ocak-Mart döneminde 3 milyar eurodan 2.8 milyar euroya geriledi. Tekel krizi aşmak için Devlet Teşvik Bankası KfW'ye 1.8 milyar euroluk kredi başvurusu yaptı. Seyahat ajantaları ve orta ölçekli tur operatörleri bugün çeşitli kentlerde korona krizi nedeniyle daha fazla devlet yardımı talebiyle gösteriler yapıyor. Almanya'nın en büyük mitinginin Kassel'de yapılması planlandı. Frankfurt'ta da Seyahat Şirketleri Birliği iptal edilen yolculukların ücret iadelerinin çözüme kavuşturulması için federal bir fon oluşturulması talebiyle sokağa çıkacak. Böylece seyahat acentelerindeki ve tur operatörlerindeki işyerleri güvenceye alınacak. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında seyahatlerin kısıtlanması nedeniyle çok sayıda insan tatillerini iptal etti. Doğu Hessen'deki Langenbiba'daki bir yuvada koronavirüs hastalığı tespit edildi. Fulda ilçesi tarafından yapılan açıklamaya göre 5 yaşındaki bir çocuğa virüs bulaştı. Karantinaya alınan çocukla temas halinde olan 12 çocuk ve 7 öğretmende de virüs testi yapıldı. Test sonuçlarına bağlı olarak ne yapılacağına karar verilecek. Şu anda çocuğun kimlerle temas kurduğunu bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yuva şimdilik kapalı kalacak. Dünyada olduğu gibi Almanya'da da yarının daha güzel olacağına dair bir ışık görülmüyor. Demokrasi gömleğini çöpe atmak isteyenlerin oluşturduğu, diktatörlüğü savunan örgütlerin saldırıları sürüyor. Almanya'nın doğu eyaletleri dahil 8 eyaletinde 2019'da 1347 kişi neonazi saldırıya maruz kaldı, 3 kişi yaşamını yitirdi. %80'inde fiziksel yaralama söz konusu olduğu kaydedilen saldırılar sonucunda 1982 kişi doğrudan mağdur oldu. 2019 yılında çocuk ve gençlere saldırılar bir önceki yıla göre %14 oranında arttı.
Sağcı, ırkçı ve antisemit şiddet kurbanları Danışma Merkezleri Birliği VBRG tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılındaki saldırılar sonucunda 3 kişi de yaşamını yitirdi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında halihazırda 10 kişi neonazi ve ırkçı saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti. VBRG Yönetim Kurulu üyesi Porat, aşırı sağcılar, ırkçılar ve antisemitlerin düşman olarak gördüğü kişiler için tehlikenin ciddi biçimde büyüdüğünü söyledi. Hessen Üniversitelerinin korona nedeniyle verilen aradan sonra ders salonlarını beklenenden daha erken açmalarına izin verildi. Ancak neredeyse herkes son derece dikkatli. Nisan ayının ortasında başlayan yaz dönemi Hessen'deki üniversitelerde dijital sömestr olarak adlandırıldı. Aslında bu oldukça hoş, diyor Marburg Üniversitesi'nden bir yüksek lisans öğrencisi. Evde eşofmanla oturmak ve video akışını izlemek, çok erken kalkmamak ve otobüste uzun süre oturmak zorunda kalmamak. Biyoloji öğrencisi şu anda bir çalışma grubuyla birlikte kurbağa yumurtalarının genetik yapısı üzerinde bir araştırma yapıyor. Bir doktora öğrencisi laboratuvarda onun için testler yapıyor ve bir video kamera ile film alıyor. Ama bu öğrenciler için uzun vadede gerçekten sorunlu, çünkü metotları öğrenebilmemiz için kendi hatalarımızdan ders çıkarmak zorundayız. Bundan başka iş başvuruları için pratik tecrübeler de oldukça önemli. Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlarda kontrollerin kademeli olarak gevşetilmesini, bazı sınırlarda ise tamamen kaldırılmasını planlıyor. İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararın salgın sürecinde kaydedilen iyileşme nedeniyle alındığını açıkladı. Ancak komşu ülkelerde yeni enfeksiyon vakalarında artış görülmesi halinde kontroller yeniden sıkılaştırılacak. Karara göre önümüzdeki cumartesi itibariyle sınır kontrolleri aşamalı olarak esnetilecek. Aynı gece Lüksemburg sınırındaki kontroller ise kaldırılacak. Danimarka hükümetinin yeşil ışık yakması halinde kuzey komşuyla da kontroller kaldırılacak. Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki denetimler ise 15 Haziran'a kadar devam edecek. Deutsche Welle'nin haberine göre çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu'nun da Avrupa içindeki sınırların ihtiyatlı biçimde açılmasına yönelik bir taslağı görüşmesi bekleniyor. DPA'nın bildirdiğine göre taslak Avrupa çapında kontrollerin aşamalı olarak kaldırılmasını öngörüyor. Komisyon, üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne yapılacak seyahatlerin ise 15 Haziran'a kadar sınırlı biçimde devam etmesini öneriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.